Bulgaristan yönetimlerinin esas amacı ülkedeki en büyük azınlığı oluşturan Türk azınlığı bir şekilde asimile etmekti. Bunun için de şöyle bir metot izlediler. Öncelikle göçe zorlayarak ülkedeki Türklerin sayısını azaltma ve kalanları da zaman içerisinde asimile etme şeklinde bir ikili bir politika izlediler. Müslüman nüfusun arttığını fark eden o zamanın dönemi komünist sistem buna bir dur demeye karar verdi. Yani bu insanlar sürekli çoğalıyor ve biz bir çare bulmamız lazım diye düşündüler zannedersem. Bir takım kısıtlamalara gitmeye başladılar. İşte o 84'te zaten asimilasyon denen bir kampanya başlattı dönemin başbakanı Todor Zhivkov. Konuşmamızı da yasakladılar. Geleneklerimizi, törelerimizi, kültürümüzü yaşatmayı da yasakladılar. Ve zorlu günler başladı Bulgaristan'da yaşayan Türkler için. 1984-85 yılına kadar bu yıllarda bizim şu anda asimilasyon dediğimiz en önemli araçlarından biri asimilasyonun hani isim değiştirme politikası gündeme geldi. Tabii ki bunu da çok hani zekice demem gerekir, yaptılar. Bulgaristan Türklerini eritme, yok etme çalışmaları birdenbire olmamıştır. 1965-70. Yıllarda önce Müslüman Türk toplumunu, Türk, Pomak, Çingene, Tatar, Alevi, Arnavut diye dilimlere böldüler. Sonra da bu dilimleri teker teker ele alıp yutmaya başladılar. Nelerin yaşandığını çok iyi hatırlıyorum. Köyümüzün etrafını hep askerler sarmıştı isim değişikliği zamanında. Herkesi zorla belediyeye götürüp isimlerinin ya kendini seçeceğin ya da onların uygun gördüğü bir isimle, Bulgar isminden isimlerin değiştirilmesi başlandı. Çok ağladım yani gerçekten. Bir hafta okula gitmedim. Bir hafta okula gitmedim. Gittikten sonra tabii evraklarımı verdiğimde bazı hocalar numarayla çağırdılar beni. Yani okul numaram. Bir numaraydım ben okulda, sınıfımda. Bir numara çıksın bu dersi anlatsın diye. Ama bazı hocalarımız hemen Bina Bisirvalilova çıksın dediğimde çok üzüldüm. Türkiye'yi çok severdik. Türkiye için canımızı verirdik. Ve babam mezar taşlarını bizim bir Zahid Usta vardı. Geldi kalıbı yaptı, döktü çimentoyu. Ay yıldızları yaptık, ismini yazdık, ölüm tarihini. Ve altın boyasınla boyattım ay yıldızı ve mezarına diktik taşları. 2 gün sonra dedim bir ziyaret ederim mezarı. Bir baktık çimentoyla ay yıldızı, Türk ismini hepsini kapatmışlar. Sadece taşları dimdik durdu. Dedem o zaman isim değişikliğinden 3 ay sonra tabii bunu kabullenemedi. Ve Bulgar mezarlığına gömülen ilk insanlardan biriydi, Türklerden biriydi. 3 ayında felç oldu ve Hakk'a rahmetine kavuştu. Tarih 1989'u gösterdiğinde Bulgar baskısı dayanılmaz boyuttadır. Ve insanlar için ana vatana, özgürlüğe göçten başka çare kalmamıştır. Yüz binlerce Bulgaristan Türk'ü zor iki yolculuk sonucu evlerini, tarlalarını, çiftliklerini, hayvanlarını geride bırakarak Türkiye'ye doğru göçe başlar. Zhivkov Mayıs ayı sonunda, Mayıs 89'da yaptığı bir açıklamayla dileyenlerin ülkeden ayrılabileceklerini ve bunun için de kendilerine pasaport verileceklerini söylediler. Aslında bu dileyen kelimesi aslında zorunlu bir baskı ve zorunlu ülkeden göç ettirme politikasına dönüştü. Önce kitleler halinde insanla göç ettirilmeye çalışıldı. Daha sonra Türkiye'ye yakın olan bölgelerde çocuklar, ihtiyarlar ve vasıfsız kişiler ülkeden atılmaya başladı. Bunun üzerine Turgut Özal açıklama yaptı ve herkesi Türkiye'nin kucaklayabileceğini söyledi. Ama o kadar çok göçmen geldi ki bir yıl içerisinde 350 bine yakın Türkiye sınırını kapatmak zorunda kaldı ve sadece vizeli geçişlere izin verildi. Ve
Bu gelişmelere dayanamayan Zhivkov da Kasım 1989'da istifa etmek zorunda kaldı. Türkiye'ye doğru yola çıkanlardan biri de Nilüfer'dir. Nilüfer, Bulgar milli takımında futbolcu olan, maç için Malta'ya gittiklerinde kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Beşiktaş'ta da futbol oynayacak olan babası Necip'i yıllar sonra görebilecekti. Benim babam Bulgar milli takımında futbolcuydu ve 1986 yılında bu kampanya başladığında o zaman Malta'yla bir maça gittiler, milli maça. Malta'yla maça gittiklerinde benim babam kaçtı. Beraber takımla beraber gelmedi. Malta'dan kaçtı, Türkiye elçiliğine sığındı ve dedi ki beni alın. Dolayısıyla babamı hemen Türkiye elçiliği duyunca, Bulgar milli takımında futbolcu, hemen aldılar, hemen gönderdiler Türkiye'ye. Bir dönem Beşiktaş'ta oynadı kendisi. Şimdi biz 3 sene babasız kaldık. 1986'da babam iltica etti Türkiye'ye, 1989'a kadar biz ondan ayrı kaldık. Sürekli Todor Zhivkov'a Türkiye Cumhuriyeti aracılığıyla mektup yazdı. Beni, ablamı ve annemi istetti ama Todor Zhivkov vermedi. Dolayısıyla babam kendisi de geri gelmeye cesaret edemedi, hapise girecek diye. 89'a geldiğimizde o dönem komünizm çöktü. Bir demokrasiye geçiş sürecinde kapılar açıldı. Bize artık dediler ki Türkiye'ye gidebilirsiniz. Bizim de kafamızda kurguladığımız bir Türkiye vardı. Ben hep derim Türkiye'li arkadaşlarıma, biz sizden daha Türk'üz diye. Çünkü onun içinde yaşamadık ya, hep bir Türkiye sevdası, bir Türkiye bayrağı. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda Türkiye'den misafir gelirdi. Sakız getirirlerdi çocuklara, böyle poşet poşet sakız getirirlerdi. Böyle içinde bir şeyler yazardı. O sakızları biz cebimizde tutardık, çiğnemeye kıyamazdık. Hep günlerce gösterirdik herkese, bakın bu bana Türkiye'den hediye geldi. Aman kapılar açılırsa mutlaka Türkiye'ye göç ödeyeceğiz. Aslında çok acayip bir durum var orada. Çünkü kapılar açıldığında başka ülkelere de gidebilirdik. Ama pek çoğumuz biz Türkiye'ye göç etmek istedik. Onu da biraz bu hani yıllarca hep o Türkiye sevdasıyla bir şekilde büyüdüğümüz için içimizde bir uhde kaldı gibi geliyor bana. Biz 3 yıl ayrı kaldık. O Türkiye'de, biz Bulgaristan'da. 89'un Haziran'ıydı, kapılar açıldı. Bize dediler ki siz gidiyorsunuz. Zaten siz, babanız bir suç işledi, bu devlete karşı geldi, bu devletten kaçtı, siz gidiyorsunuz dediler. Biz iki kat evimiz vardı, kilitledik, Lada araba vardı garajda, Lada arabanın da kapısını kilitledik. Her şey olduğu gibi, perdesine kadar, mobilyasına kadar aynen bıraktık, kilitledik, şeyleri, bavullarımızı topladık. Annem, ablam, dedem ve babaannem. Bindik otobüslere, Türkiye'ye göç geldik. Ve 89'un Haziran'ında Kapıkule'ye geldik. 2-3 kilometre hep kuyruk vardı. Günlerce o Kapıkule'den Türkiye'ye geçelim diye bekledik. Çok iyi hatırlıyorum, çocuktum o zaman, ama geçtiğimizde kapıyı yerde insanlar toprağa öpüyordu. Hatta ben bakıyordum ya, diyordum, anne diyordum. Niye? Biz anneye ana deriz. Ana diyordum, niye bunlar toprağa öpüyor? Annem de o zaman benim çocuk aklımla bana anlatmaya çalıştırdı, hani Türkiye sevdası vardı diye. Ve bize çadır verdiler Türkiye'ye geçtiğimizde. Ama tabii kapıyı biz görüyoruz. Bu taraf Bulgaristan, burası Türkiye. Çadır verdiler bize. 3-4 günde o çadırlarda yaşadık biz. Biz İstanbul'a geldik. Babamıza kavuştuk. İstanbul'a geldik. Amcamız da yanımızda, iki tane de kuzenimle birlikte. Ondan sonra bu yazı geçirdik biz Türkiye'de. Yeni dönem başladı ama biz bir türlü sevemiyoruz. O televizyonlardaki Türkiye'yi bulamıyoruz. Ağlıyor annem sürekli, babaannem ağlıyor, geri gidelim, biz burada ne yapacağız? Burada iş bulamayız falan. Mutsuz olduk. Bulgaristan'da sporcu olarak birçok başarılara imza atan Safinaz ve Binnaz kardeşler de yaşadıklarını şöyle anlatırlar. Bir kere neyi biliyoruz? İnsan adıyla doğar, adıyla ölür. Bu bizim o dönemki ismimizin değiştirmesi büyük bir şeydi bizim için, kötülüktü yani bizim için. Elimizden her şeyimizi almışlar gibiydi ve bütün bu unsurlar orada yaşayan Türkleri göçe zorladı. Hani illaki göçün bir sebebi vardır.
hani Bulgaristan'dan da göç eden Türklerin en büyük sebeplerinden biri de bunlardır. Hani özgürlükleri bir şekilde kısıtlanmış, hedefleri bir şekilde kısıtlanmış, geleceği belirsiz bir pozisyona düşürülmüştür oradaki Bulgaristanlı Türklerin. Ve 89 yılında iki ülkenin temaslarıyla, her iki tarafın da kapıları açmasıyla birçok aile, Bulgaristan'da yaşayan Türk aile göç etmeye karar verdi. Ama onun ötesinde zaten göç etmeye zorlanmıştır. Yani öyle bir pozisyonlar oldu ki siz hiç müracaat etmeden, hiç o bir şeyleri düşünmeden doğrudan pasaportlar elinize gelmiş oluyordu. Onun ötesinde hani işte bir şekilde karar vermişsiniz göç etmeye, kötülük olsun diye ayrı ayrı zamanlarda, işte babayı, bir çocuğu farklı zamanlarda göç ettirirlerdi. Geri kalan çocuk varsa ve anneyi farklı zamanlarda göç ettiren olaylar da olurdu. Tabii göç ediyorsunuz, bir şeylerinizi bırakıyorsunuz. Ailenizin bir kısmını bırakıyorsunuz, bugüne kadar orada bütün birikmişinizi bırakıyorsunuz ve gittiğiniz, evet, ana vatana gidiyorsunuz, güzel ama belirsiz, yani orada da geleceğiniz belirsiz. Biz biraz daha şanslıydık şu yönden, biz ailece göç ettik. O bizim için bir şanstı çünkü ayrı ayrı göç edenler bir de o huzursuzluğu yaşadılar. Haziran ayıydı, hatırlıyorum, Haziran ayıydı. İşte biz de bir şekilde pasaportlarımızı aldık. Eşya zaten alamazsın çünkü bir arabayla hareket ettik. Öyle bir imkanımız da olmadı. İşte evimizi satalım, eşyamızı satalım gibi bir olay da olamadı. Çünkü çok böyle birkaç gün içine sıkıştırılmış bir karar verme durumuydu. Ve biz işte, biz buna karar verdiğimizde evimizi, eşyamızı oradaki yakınlarımıza emanet etmiştik. Bir hafta gibi bir süre sınırda bekleme olayımız oldu. O bir hafta içerisinde yani binlerce araba sınırda, çoluk, çocuk, yaşlı, hasta ve bir şekilde bundan sonraki hayatını belirlemek üzere bir sürü kararlı insan. Tabii göçü düşündüğümüzde hani göç güzel bir duygu değil aslında. Ben şuna da mutluyum diyeyim artık. Hani bizim Bulgaristan'da yaşayan Türkler hakikaten kültürüne, özüne, dinine, geleneğine bağlı insanlarız. Yani biz yıllarca işte bir şekilde bunlara bağlı kalmışız. Her şekilde yerine getirmeye çalışmışız. Dolayısıyla hani bu özgürlükler elimizden alınınca yok olan toplum oluyoruz. Yani bunların isyanıdır aslında göç etmemiz. Bizim işte sınırda öyle bir hafta bekleme süremiz oldu. Sınırda bir de tabii yaz girişiydi, Haziran ayıydı ama Bulgaristan'daki hani bahar gibidir. Sürekli yağmur mevsimleridir Haziran ayı. İnanılmaz bir hafta yağmur. O arabaların içinde bir kere en temel ihtiyaçlarınızı giderecek bir ortam yok. O bir hafta süre geçtikten sonra biz de Türkiye kapılarını açtıktan sonra Türkiye'ye geçtik. Benim orada 78 yılında Türkiye'ye göç etmiş dayım vardı. Onlarla buluştuk. Onların evine yerleştik. Sağ olsunlar bize kapılarını açtılar.
iki aylık bir süre içinde bizi en iyi şekilde ağırladılar. Babam dayımın çalıştığı inşaat yerine başladı. Annem de işte o zamanlar bostan kazma diye bir iş şey vardı. Annem de oraya başladı. İşte gündelik şeylerini getirmeye başladılar. 1989 yılında ailem mecbur kaldı göç etsin. Çünkü babamın işinden dolayı zorluklar çıkarıldı. Annem işten çıkarıldı. Farklı bir işe gönderildi. Daha zor bir hayat şartları başlamıştı. O yüzden ailemin göç etmesi gerekirdi. Tabii bizim göç etmemiz sporcu olduğumuzdan dolayı yasaktı. Tabii ki babam tanıdıklar buldu. Pasaport çıkarmak için bayağı uğraştı. Para vererek, onu yaparak, bunu yaparak ailesini bir yerde tutmaya çalıştı. Çok parçalanmış aileler vardı. Yani daha önce anne baba gitti, daha sonra çocuklar veya daha önce çocuklar gönderildi, daha sonra anneler. Yani biz çok şükür hep birlikteydik. Yani aile olarak birlikteydik. Göç çok zor bir şeydir. Yani çok zorluklar yaşadık. Bir hafta sınırda bekledik. Temel ihtiyaç yok. Çamaşır, tuvalet, yani yiyecek hiçbir şey yoktur. Tabii yağmurlar yağdı yollarda, valizlerimiz ıslandı. Hiçbir şey kalmadı giyecek. Tek bir elbisem vardı. Sabah yıkardım, akşam kurudu pamuk yerdim. Yani hiçbir şeyimiz yoktu, kalmadı yani daha doğrusu. Türkiye'ye göç ettik. Türkiye'de dayım var. Sağ olsun, yani karşıladı bizi, onun yanına gittik. Tabii zor hayat başladı Türkiye'de, Bulgaristan'dan sonra. Nasıl bir zor hayat? Çevre edinme, iş hayatı, başarma çabası, yani yaşam çabası başlamıştır. Tabii ben de spor okulunda olduğum için iyi antrenman yapardık, iyi sporcuyduk. Bir reklam gördüm, maraton yarışı diye. Tabii ben maratoncu değildim, 800-1500 metre koşardım. Ama dedim olsun, katılayım. Bir şey başarırsam, yani gene de olur. Tabii sağlık kontrolleri falan istendi, gittim onları yaptırdım. Baba eskide olacaktı yarış, maraton yarışı. Gittiğimizde bayanların yarışı İstanbul'a alınmış. Sadece erkekler yarı maraton koşacak. Tabii ben bundan bilgim yoktu. Haber falan izlemediğimden dolayı, gazete okumadığımdan dolayı bunlardan bir bilgim yoktu. Sadece baba eskide bu tarihte olacağını bildiğim için baba eskiye gittim. Dediler hayır, bayanlarınki İstanbul'a alındı. Oraya gitmeniz gerekir. Yok dedim, ben burada bugün koşacağım. Ne isterse olsun. O dediler erkeklerindir, olsun. Onlarla birlikte koşacağım dedim. Bazı kağıtlar imzalattılar bana, kabul ediyorum erkeklerle koşmayı diye. Yarım maraton yapıldı, tam maraton değil, 21 kilometre yapıldı. Başarıyla bitirdim. Çok mutlu oldum. Tabii bitirdiğimde Mehmet Terzi vardı. Onlar tabii birinci geldiler. Çelenklerini bana astılar. Çok mutlu oldum. Babası Bulgarlar tarafından katledilen Sabahattin Rahimoğlu ise 16 yıldır görmediği kardeşine Türkiye'ye göç ettikten sonra kavuşacaktır. Yani ellerimizden kimlikleri aldılar, verdiler birer kağıtçı bize. O kağıtlarla iş yerine, kimlik yerine gidip gelirdik. Bu olay da bitti. Topladılar ellerimizden Türk pasaportlarını. O kimlik yok, onlar o zaman Bulgar'da pasaport derdi onlar, ufak böyle. Tekrar Bulgar isminde verdiler. Ve işe başladık. İşte ne oldu? Yani yerli Bulgar halkı arkadaşlarımız kimileri, onlar da bizden çekinmeye başladı. Önlerimize birer tabela taktılar. Mesela benim ismim Sevdalin Alekov, mesleği ne? Tornacı. Ve iş yerinde arkadaşlar bile Bulgar isminden çağırmazdı bize, tornacı. Ha böyle, yani onlara bile çok ağır geldi bu işler, yerli halkına. Ama belki onların da pek suçu yoktu. Ve bu esnada başladı göçmencilik artık. Bu karmaşada Bulgarlar çıkardılar birer deklarasya, Türkçesi nasıl, yani birer form. Form dolduralım turist pasportu için. Ve o esnada halkı turist gibi istediler göndersinler Türkiye'ye. Ve köylere
Mesela otobüs çektiler, kamyon çektiler, bir kamyona verdiler 25 santimlik bir dar alan. Yüksekliği mesela 2 metre. Oraya eşyanı koyacaksın. Eşyanı koydu mu otobüse ve sınıra. Böyle sınır 35 kilometre, yani araç doldu. Araçlar 6 sıra boyunda, yani 6 sıra araç 35 kilometre boyunda. Ve o esnada rahmetli Özal sınırı açtı. Hatırlarım 175 bin kişi geçti ve sınır kapandı o esnada. Kiminin çocuğu kaldı, kimin anası babası geçti. Yani bir karar tekrar alındı, sınır açıldı. 230 bin kişi kadar oldu. O esnada Edirne'de orada kamplar açıldı. Asker karavana getirdi. Biz görmedik onları ama biz transit geçtik. Geldim ben Ankara'ya. Ve Ankara'da kardeşim karşıladı beni. Ve orada müracaat ettik Türk traktora, fiyata. Ve oraya kabul edildim işe. Ve kardeşimle de 16 yıl hiç görüşmedik. O da Tacikistan'da çalışıyordu, veteriner doktoru. Ve telefonla görüşüyorduk arada. Anlaştık onunla da. İstanbul'da buluşup gideceğiz. İstanbul'a ilk ben vardım. O biraz iş adamı. Baktım yan başımda oğlanın biri bir tabela tutuyor, Fevzi Bey. Vardım yanına. Dedim bak kardeşim, ben dedim Fevzi Bey'in ağabeysiyim. Ama sen dedim hiç belletme. Durdum yanına, kardeşim çıktı. Bakar bakar geldi yanıma, tanıyamaz. Saçlar oldu bembeyaz. Kolay mı? Aldı telefonunu, çaldırdı, beni arıyor. Benim telefon çaldı, baktı bana, bir sarıldı bana. Yani hasretlik, yani bu göçmencilik de çok yıprattı bizi. Yani çok yıprattı. Rahimoğlu hobi olarak başladığı ressamlığını geliştirerek çok sayıda sergi açma imkanı da bulur yeni ülkesinde. Evet, benim bir de ek hobim diyeyim ona. Küçükten Bulgaristan'da eğitim çok farklıydı. Anaokulundan yönetiler çocukları. Renkli çamur, kurşun kalem, renkli kalem, sulu boya. İlk bunlara tanıttılar bizi. Bulgaristan'da orta okula kadar çok güzel eğitimler gördüm. Lisede tekrar çok güzel bir hocam vardı. Ondan da çok farklı şeyler öğrendik. Askere gittim. Askerde de şansım artık. Torun atölyenin yanı başımda ressam atölyesi vardı. O da asker arkadaş. Ondan da yağlı boya tekniğini öğrendim. Ve askerlikten sonra evinde başladım böyle. Ama sulu boya üzerine. Yağlı boya pek tanımazdık. Arkadaşlarım hepsi resim öğretmeniydi. İstanbul'da Marmara Üniversitesi mezunu. Heykel tıraş, yağlı boya. Hep bu üzere okudular. Ve onların yanı sıra da çok destek gördüm. Hiç unutmayacağım, rahmetli Şinasi hocamız bana çok destek oldu. Tekman Galeri vardı. İlk resim sergimi 97'de burada açtım. Ve benim özel bir çalışmam var, grafik çalışma. O grafik çalışmanın altyapıları renkli. Bunları hep ben kendim geliştirdim ve çok güzel bir çalışmalar. Sonra tekrar başladım yağlı boyaya, kitaplar aldım, eğitim gördüm ve başladım çalışmalarıma. Sonra çok geliştirdim kendimi. Başladım sergiler, 7 sergi açtım Kıbrıs'ta. Devlet resim sergilerine katıldım burada. Belgin Sakallı, göç ettiği Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlansa da zaman içerisinde yeni hayatını kabullenmek zorunda kalır. Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayan Belgin Bey, genç bir mimar olarak hayata atılır. Neticede 89 yılında kendimizi Türkiye'de yeni bir yaşamın içinde bulduk. Farklı bir şey, ışıkların bol olduğu, tabii özgürlük çerçevesinin çok çok geniş olduğu bir dünya idi bu. Kendi geleceğini tayin edebildiğin, rahatça, yani şu anda söylerken komik geliyor ama yani istediğin zaman yurt dışına çıkabileceğin bir, en azından bir şey. 89 yılının Haziran ayında kardeşimle ikimiz, ondan sonra yani şu anda rahmetli olan dedem, babaannem,
ve annem ayrı olarak geldiler. En sonunda babam geldi. Yani üç ayrı grup şeklinde geldik diyelim. Türkiye'ye göç ettikten sonra ki süreç biraz çalkantılı bir süreçti benim için. Kardeşimle ikimiz işte bir akraba ailenin yanına. O bir klasik belki de, yani herkesin bir akrabası vardır Türkiye'de. O ilişki 56 yılındaki göç, hatta daha önceki göçlerden, 78 yılındaki göçlerden hiçbir zaman neticede kesilmez. O irtibat da mutlaka vardır. Yani birinin mutlaka bir akrabası vardır Türkiye'de. Vardı yani o dönemde. Bizim de tanıdıklarımız Ankara'da olduğu için Ankara'ya otomatikman gittik. Kapıkule'den geçtik. Kapıkule'de Çadırkent'te birkaç gün kaldıktan sonra Ankara'ya, akrabalarımızın yanına gittik. Bir ay sonra annem, dedem ve babaannem geldiler. Onlardan sonra da bir buçuk ay sonra babam geldi. Ankara'nın Pursaklar Köyü'nde bize konutlar yapıldı ve yani uzun bir müddet, yani 4-5 sene orada kaldık. O süre içerisinde örneğin toplumla entegrasyonumuz gerçekleşemedi. Yani bizim, çünkü hepimiz bir yerdeydik. Aynı kültürden gelen bir sürü insan bir köyde kalıyorlar. Dolayısıyla eski adetler, eski alışkanlıklarımız olduğu gibi devam etti. Bizim çocukluğumuz başka bir ülkede geçti ve rüyalarımız bile yani o ülkede hala geçiyordu. Yani rüyalarımda çok uzun bir müddet, yani ben kendi köyümü gördüm örneğin. Çok uzun zaman istedi. Yani 7-8 seneyi aldı diyebilirim yani. Rüyalarımın yer değiştirmesini görene kadar. Çok ilginç bir şey aslında belki de. İsminin değiştirilmesine dayanamayan ve 3 ay içinde ölerek Bulgar mezarlığına defnedilen ilk kişi olan dedesinin acısını unutamayan, yollara düşenlerden biri de Orhan Özlem'dir. 89 yılında okuldaydım o gün, hiç unutmayacağım. Okul dönüşü babamla karşılaştık çarşıda. Babam dedi ki bizi sınır dışı ediyorlar. 24 saat içinde Bulgaristan'ı terk etmemiz gerekiyormuş. Kız kardeşim şehirde okuyordu. Gittik kız kardeşim alsın. Ve biz 24 saat içinde bir arabaya ne sığdırabilirsek, 4 kız kardeşim, annem babam, 4 kişi bir arabayla yola koyulduk. Tabii her şeyimiz, evimiz, eşyalarımız, her şey, evde olan hayvanlar. Olduğu gibi her şey kapıları açık bırakıp yola koyulduk. Nereye gittiğimizi, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Sınıra geldiğimizde, akşam vaktiydi, hiç unutmayacağım, geceydi. Tabii biz ilk göç edenlerden olduğumuz için fazla bir kuyruk, sınıra herhangi bir yığılma yoktu. Tabii sınır dışı edildik biz. Kırklar elinde 2 gün okulda misafir edildik. Okulda yatırıldık. Ondan sonra bize dediler ki ne yapacaksınız? Akrabalarınıza mı gideceksiniz, yoksa bizim sizi uygun gördüğümüz yerlere mi yerleştirelim? O dönem Türkiye'de olan akrabalarımızdan tabii itibata geçemediydik o dönem. Biz dedik şansımızı deneyecek. Babam aldı işte bizi. Çıktık yola. Tabii nereye gittiğimizi hala bilmiyoruz. Yani bir boşluktayız. Neyle karşılaşacağımızı, karşılayacaklar mı bizi, karşılayacaklar mı? Yani ne olacak? Bilmiyoruz. Türkiye'de işte gittik, yerleştik. Bir iki gün bizi misafir etti sağ olsunlar. Ondan sonra bizi bir yarım inşaatta bir yere yerleştirdiler. Elektrik, su, hiçbir şey yok, çatısı yok. Bir tek aldığımız odanın plakası dökülmüş. 9 ay biz orada kaldık. Tabii ilk bir iki o yarım inşaatta kaldık. Su yok. 100 metre ileride bir çeşme vardı. Ben o zaman 14 yaşında çocuk. Su almaya giderdim. Oradaki bayanlar rahatsız olurlarmış erkek oraya gitmesine. Başladılar bizi istememeye o mahallede. Ondan sonra başka bir mahalleye yerleştik. Orada da aynı işte sorunlarla yaşadık. Tabii şimdi biz alışık değildik. Evimiz, her şeyimizi bıraktık geldik. Bu sıkıntıları, bu şeyleri yaşamaya.
Bir gün babam iş dönüşü topladı bizi. Kız kardeşim de gelmişti, üniversitede okuyordu. Yani bir karar vermemiz gerekiyordu. Ne yapacağız? Yani devam mı yoksa geri mi? Çünkü annem de bel fıtığı oldu, çalışamaz ona. Bir tek babam çalışır, ben okurum. Kız kardeşim üniversitede. Eldeki imkanlar kalmadı. Elde ne arabayla ne getirdiysek sattık, savdık. Yani dayanmıştık, bir nevi duvara dayanmıştık. Dedi ki, biz Bulgaristan'a dönmeyeceğiz. Bunları yaşadık, şey ettik. Tekrar aynı şeyleri yaşamamak için dedik, biz ileri, yani geri dönmek yok, ileri gideceğiz. Bulgar hükümetinin topladığı entelektüellerden olan Osman Tahir için Bulgaristan'dan ayrılma zamanı gelmiştir. Bulgaristan çareyi Mayıs ayında önde gelen, yani sivrilen kişileri önce Viyana'ya, sonra da Türkiye'ye yurt dışı ettiler. Beni de 2 Haziran yalnız başıma Türkiye sınır dışı edildim. 100 kişi civarında Türkiye'ye atıldık. Dediler, sizin aileniz de arkadan gelir. Fakat 4,5 ay ben bilmem değinmek faydalı mıdır, deli midir? 4,5 ay Türkiye'de kaldım. Ağustos ayında sınır kapandığında çünkü iletişim yok. Ailem ne durumda, çocuklarım ne durumda? Ben geriye dönmeye karar verdim. Ailemin başına. Nitekim de döndüm ama Türkiye sınırında yani dönenlere bize çok yalvardılar. Bir dönmeyin. Sizin bütün haklarınız alındı. Elektrikleriniz kesildi. Yani hiçbir şeye hakkınız yok. Dönmeyin. Geri o inanmadı. İnsan inanmıyor. Çünkü aile hasreti daha ağır basıyor. Ben döndüm de hakikaten öyle. Elektriklerimiz kesilmiş. Bavullar sıkılmış. Ha, bu sefer Bulgar vize vermiyor. Müsaade etmiyor. Çünkü ekonomi birden çöktü. Tarım sektörü. İşte tütünler toplanmadan kimse gidemez. Mısırlar toplanmadı. Tarım bölgesi. Kimse gidemez. Bile bir çok büyük bir açık belirdi. Yani Türkler ya yapıyordu bu işleri. Ben döndüğümde dediler, biz senin güvenliğini sağlayalım. Al pasportunu, istediğin ülkeye git. Siz dediler, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri sizi kabul ediyor. Zaten çoğu Avrupa ülkesi vize uygulamazdı Bulgaristan'a. Neden uygulamıyor? Şimdi Bulgaristan şöyle bir enteresan durum vardı. Sen vize alabilirsin Türkiye'ye. Ama sana çıkış vizesi vermiyor. İzin vermiyor sana. Vize, Amerika'dan vize al, Kanada'dan vize al, nereden vize alırsan al. Sana çıkış vizesi vermiyor. Bu sefer çıkış vizeleri düştü Türklere. Ve dediler, siz istediğiniz bölge şeye gidin, ülkeye gidin. Ben de İsveç'e gittim. 2 sene İsveç'te kaldık. Ondan sonra Kıbrıs'a geldim. Bulgar zulmünden kaçan Bulgaristan Türklerine kucak açacak Türkiye'den başka bir ülke daha vardı artık. Bu ülke Bulgaristan Türkleri gibi katliamlara maruz kalmış, yüzyıllardır yaşadıkları evlerini, köylerini terk etmek zorunda bırakılan Kıbrıs Türkü'nün kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.